آمين لحرمة حبيبك الأمين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, asil Müslümanlar, geçen ders üzerinde durduğumuz mevzuyu bugün ikmal etmeye çalışacağız. Meselemiz ve mevzumuz Müslümanın varoluş sebebi idi. Müslümanın yeryüzünde Müslüman olarak yaratılışının hikmeti ve tek kelimeyle Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin ümmeti oluşumuzun hikmeti üzerinde durmuştuk. Mevzuyu bağlamış olacağız. Ayet-i ilahiyede kat'i bir nas ve hüküm olarak Allahu Teala ümmeti Muhammed'i şöyle takdim ediyordu. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Yeryüzünün bütün kıtalarında, ülkelerinde Hazreti Adem Aleyhisselam'dan kıyamet sabahına kadar gelecek olan bütün insanların, ümmetlerin içinde en hayırlı ümmet olarak sizi halk ettim diyor Cenab-ı Hak. Halinizi, keyfiyetinizi, şahsiyetinizi, haysiyetinizi, muhtevanızı, mananızı, halinizi anlayın ve yerinizi tespit ettikten sonra ne yapacaksanız yapın diyor. Bunun böyle olmasının sebebini de ayet-i ilahiyenin devamı şöyle takdim ediyor. Te'murûne bi'l-ma'rûf. Mutlak olarak geliyor ayet. Nerede bulunursanız bulunun. Nerede olursanız olun. Hangi şartlar altında bulunursanız bulunun. Mutlaka siz İslam'ı, marufu, iyiliği emredersiniz. Hayrı mutlak olan dini İslam'ı etrafınıza, memleketinize, milletinize, nefsinize, ailenize İslam'ı emredersiniz. Allah'ın emirlerini emredersiniz. İslam'ı tebliğ edersiniz. Sizin en şerefli ümmet oluşunuzun sebebi, hikmeti, manası burada düğümleniyor diyor Cenab-ı Hak. Neden? Çünkü el yevme ekmeltu lekum dinekum ve ekmeltu aleykum nimeti ve radıytu lekum İslam'a dina. Ayet-i ilahiyyesi nasıl ki İslam'ın bütünleşmesi, mükemmelleşmesi, en mükemmel hale gelmesi Zat-ı Muhammediye'de, Risalet-i Ahmediye'de teşekkür etmiştir. Ve en mükemmel peygamber olarak Resul-i Zişan olmuştur. Ona ümmet olanlar da tabi diğer ümmetlerden daha mükemmel hale geliyor. Vazifesi de evvelki ümmetler İslam'ı yayarken henüz ikmale, itmame ulaşmamış halini yayıyorlardı. Ümmet-i Muhammed İslam'ın mükemmel şeklini, en son şeklini yaymak suretiyle yeryüzü ümmetlerinin en üstünü haline geliyor tabii. En mükemmeli oluyor. Bizim vazifemizi Hazreti Allah açık ortaya koyuyor. İslam'ı yayacaksın. Şimdi bu açıdan, bu noktadan hareket ederek sahabe-i kiramı ve onların halini bir nebze arz etmeye çalışayım. Efendiler, şimdi ashab-ı kirama radıyallahu teala anhüm baktığımız zaman öyle bir hareket, öyle bir hamle içinde görüyoruz ki onların derdi, davası, kavgası, her şeyi İslam'ı biraz daha ötelere götürmek. Yeryüzünde İslam'ı daha uzaklara götürüp yaymak. Allah'ın dinini herkese anlatmak. İslam'ı en uzak, en ücra köşelere kadar götürüp o insanlara tebliğ etmek. Bütün dertleri, davaları bu. Çünkü hayrul ümmet,
ümmetlerin en hayırlı olmasının sebebi bu çünkü. Yoksa mal toplamaz, servet toplamaz, şöhret peşinde koşmaz, sermaye peşinde koşmaz, asıl gaye değil. Onlar İslam'ı yaymak için gider vasıta. Efendiler, sahabe-i kiramın halini arz ediyorum. Bakınız, Hazreti Muhammedül Emin aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki, çoğumuzun bildiği bir şey, Mescid-i Haram'ın faziletini anlatırken, Mescid-i Nebi, Ravza-i Mutahhare'nin faziletini, üstünlüğünü anlatırken, Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın faziletini anlatırken, Resulullah şöyle buyuruyor, Mescid-i Haram'da bir rekat namaz kılan bir Müslümana, Mescid-i Haram'ın dışında kalan başka camilerde kıldığı 100.000 rekat daha fazla sevaba nail olur buyuruyor. Dikkat! Bir rekat namaz Mescid-i Haram'da. Başka yerde kılınan 100.000 rekata muadildir buyuruyor. Aynı şekilde Medine-i Münevvere'de Mescid-i Saadet'te kılınan bir rekat namaza başka camilerde kılınan 10.000 rekat namaz sevabı veriyor. Şimdi hükme geleceğiz. Mescid-i Aksa'da kılınan bir rekat namaza 1000 rekatlık başka camilerde kılınan namazın sevabı veriliyor. Resul-i Zişan bunu böyle haber vermiş. Eshab-ı kiram da bunu dinlemişler. Ama bakıyoruz, sahabe-i kirama bakıyoruz, hiç kimse Mescid-i Haram'ın içine kendisini hapsedip de durmadan namaz kılmaya teslim etmemişler. Durmadan cihada çıkmışlar. Kimisi Afrika kıyılarında, kimisi Rum elinde, kimisi Anadolu'da, kimisi Kafkasya'da, kimisi dünyanın her yerine çıkmışlar, durmadan İslam'ı tebliğ ediyorlar. Mübarekler, Mescid-i Haram'dan çıkmasanız da bir rekat namaza 100.000 rekat sevap var. Kılsanız da orada dursanız olmaz mı? Olmaz. Te'mirûne bil marufi. Bu ümmetin şerefi, şahsiyeti, haysiyeti, her şeyi Allah'ın dinini daha uzaklara götürüp yaymaksınız. Vazife bu çünkü. Bu farz çünkü. Farzı eda etmek lazım çünkü. İslam'ı yaymaktır gaye. Evvela evinden başlayacaksın. Şimdi geleceğim oraya. Efendiler, bu sebepledir ki, bakınız, Ukbe bin Nafi, radıyallahu teala, onun bir halini arz edeyim. Afrika'da, Kuzey Afrika'da, berberin kabilelerin arasına gelmiş, sahabe-i kiramın çoğunluk olduğu bir ordu ile, askeriye-i Muhammediye ile, o Afrika'nın, o siyahilerin, o Habeşilerin, o gayrimedeni olan vahşi kabilelerin arasında İslam'ı yaymaya gelmiş bir İslam ordusu, İslam askerleri, başlarında da Ukbe bin Nafi kumandan İslam'ı yayıyorlar. İnsanları putlara, şekillere, Allah'tan başka şeylere tapmaktan men etmeye geliyorlar. En mukaddes dava bu. Orada ordugahını bir ormanın içinde kurmuş Ukbe bin Nafi. O gece Müslüman askerler sabaha kadar yatırmamışlar. Vahşi yılanların, siyanların, canavarların tehacümünden, taarruzundan sabaha kadar kimse uyuyamamış. Sabah olur olmaz bütün askerler kumandan Ukbe bin Nafi'ye çıkarlar. Derler ki, ya emir el-cüyuş, ey askerlerin, Müslümanların kumandanı, bu gece hiçbirimiz yatamadık. Vahşi hayvanlar, parçalayıcı hayvanlar, yılanlar, çıyanlar, kobralar bize hücum etti, rahatımızı, istirahatımızı, hazırlığımızı ihmal edemedik. Ya bu askeri mevziyi değiştirin yahut ne yapacaksanız yapınız derler. Sabah namazını beraberce kıldıktan sonra Ukbe bin Nafi bütün askerleri toplar ve şimdi gelin yüksek bir yere çıkarak bir hitabede bulunacağım, siz de hadiseye şahit olacaksınız der. Yüksek bir yere çıkarlar,
aynen kıraat kitaplarında var. Ya eyyetühel vuhuz, aynen Ukbe bin Nafi, Resul-i Zişan'ın sahabisi, Allah'ın dinini yaymaktan başka bir davası olmayanlar. Orada bütün ormandaki vahşi hayvanlara hitaben, ey vahşi hayvanlar, biz Hazreti Muhammed'in askerleriyiz dediler. Buraya geldik ki İslam'ı yayalım, buraya geldik ki dini İslam'ı tebliğ edelim. Buranın insanlarına İslamiyeti aşılamaya geldik. Askerlerimizin buraya gelişinin gayesi bu. Ama öğrendim ki geceleri askerlerimi rahatsız etmişsiniz. Ey yılanlar, siyanlar, kobralar! Ya derhal bu bizim bulunduğumuz araziyi terk edeceksiniz yahut da sizi Hazreti Allah'a şekva edeceğim der. İman ve İslam, ümmeti Muhammed'in şerefi burada zaten. Tarihçiler yemin ediyorlar, diyorlar ki hutbeyi dinledikten sonra güneşin etrafı ısıtmasına müteakit bütün yılanlar, kobralar, yavrularını, o vahşi hayvanlar yavrularını ağzına aldılar, birer birer araziyi vallahi terk ettiler diyor. Sen yeter ki Hazreti Muhammed'e ümmet olasın, her şey sana itaat edecektir. Sen oturmuşsun, oğlum bana itaat etmiyor, kızım bana itaat etmiyor diye feryat ediyorsun. Sen Allah'a itaatını kontrol ettin mi evvela? Evvela bu itaatı, bu kontrolü yapmak lazım. Şerefli ümmet, sözünü geçirebilen ümmet, geçen ders anlattım, İstanbul'da oturup Fransa'ya emreden ümmet, Avrupa'yı titreten ümmet, yoksa basit endişelerle ümidini kaybeden ümmet değil, ümmeti Muhammed ihlas ile ve bütün sermaye-i sübhaniye ile cennete ve cemalullah'a nail olmuş ümmet. Öyle korkak, miskin, tembel, nefreti mucit hareketler içinde ve sadece dünyanın peşinde olan bir ümmet olamaz. Davasını bilecek, meselesini bilecek ve yeryüzünde Müslüman olmasının sebebini bilecek. Te'murûne bil maruf, Allah'ın dinini emretmek. Maruf, meşhur demek. Allah'ın emrettiği şeyler demek. Allah'ın hoş gördüğü şeyler demek. Allah'ın vahye bildirdiği şeyler demek. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Allah'ın haram ettiği şeylerin önüne geçersiniz. Onlara mani olursunuz. Onların köklerini kazırsınız. İslam'a uymayan adetleri, hareketleri, her türlü batıl şeyleri ortadan kaldırmanın tedbirini alırsınız. Ümmet-i Muhammed olmanızın sebebi bu. Allah-u Teala öyle buyuruyor. İşte efendiler, eshab-ı kiram durmadan mescitte oturup namaz kılmak yerine, nafile ibadet etmek yerine, dışarıya çıkmak suretiyle İslam'ı yaymanın metotlarını, İslam'ı yaymanın çarelerini araştırmışlardır. Eğer bizim gibi olsalardı, İslamiyet Mekke'nin ve Medine'nin dışına vallahi çıkamayacaktı yani. Dünyaya yayılamayacaktı. Bütün şarka, garba yayılma imkanı bulamayacaktı. Evinden dışarı çıkmasalardı ve mescitte oturup kalsalardı, bu netice hasıl olmayacaktı. Efendiler, öyleyse İslam'ın yayılmasına, her gün daha çoğalmasına, her gün daha artmasına, Müslümanların kuvvetlenmesine, Müslümanların durmadan hakikatin içinde genişlemesine ve gelişmesine çalışmak her Müslümanın baş vazifesi oluyor. Her bir imam efendi, her bir müezzin, her bir vaiz, bütün Diyanet Teşkilatı'na mensup arkadaşlar, her gün biraz daha Müslümanların ve namaz kılanların sayısını çoğaltmak için çileden çıkarcasına çalışmalar lazım. Ümmet-i Hakifiye, Ümmet-i Muhammediye olmak için bundan başka çare olmadığını bilmek lazım. Geçen ders yerde bıraktığım hadiseyi tamamlayıp ve toparlamaya çalışayım. Vakit çabuk geçiyor. Hani
Hazreti Habibullah aleyhissalatu vesselama Ebu Cehil hakaret etmişti de Beytullah'ın bir kıyısında namaz kılarken Ebu Cehil gelip savaşmıştı ya hani اَرَيْتَلَّذ۪ي يَنْهَا عَبْدًا اِذَا صَلَّا حَب۪يبٍ مُحَمَّدٍ aleyhissalatu vesselam sen namaz kılarken gelip senin namazına mani olan Ebu Cehil kafirini gördü ya Resulüm. Emri ilahi vahiy subhani geliyor. Ve bu hakarete o civarda, o yakın yerde puta kapan kadınlardan birisi de şahit olmuştu hani. Derken Hazreti Habibullah'ın öz amcası Hamza radıyallahu teala avcılıktan dönmüştü. Kabe'nin etrafında tavaf ettikten sonra Babu Selam'dan çıkmış evine gidiyordu. O kadın önünü kesmiş, Hazreti Hamza'yı tahrik etmişti. Senin gibi pehlivan, bir babadan, anadan yetim ve öksüz olan bir yeğenini Muhammed'i himaye edemeyen senin gibi pehlivanın suratına tüküreyim demişti. Hamza köpürmüştü, kızışmıştı, tahrik olmuştu. Ve evine gitmeden doğrudan doğruya Ebu Cehil'in kapısının önüne gelmişti. İçeriye girdi. Seyyid-i Şüheda Hamza. O zaman Müslüman değil tabii biliyorsun. Putlara tapındı insan o da. İçeriye girdi. Ebu Cehil'in etrafında bir sürü fedailer, bir sürü adamlar ve ortada da Ebu Cehil oturuyordu. Tam karşısına geldi ve hiçbir şey söylemeden sen misin benim yeğenim Muhammed'e sataşan arka kadın demek suretiyle elindeki yayını Ebu Cehil'in kafasına vurduğu gibi kafasını yardı, yüzünden aşağı kanlar akmaya başladı. Ebu Cehil'in manzarası perişandı. Hemen etrafındaki fedailer ayağa kalktılar, Ebu Cehil'den müsaade alıp Hazreti Hamza'ya hücum etmek istediler. Ama Ebu Cehil'in tavrına ve tutumuna bakın. Bir eliyle yüzünden aşağı akan kanları siliyor, öbür eliyle de oturun, Hamza'ya karışmayın diye tembih ediyordu. Kafirin tedbirine ve taşıdığı gayeye bakın şimdi. Oturdular ve bir kelime mukabele etmediler. Hamza'ya kimse bir şey söylemedi ve Hamza sert adımlarla tak 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 içeriden çekti gitti. Bütün Ebu Cehil'in adamları dehşet içindeydiler, merak içindeydiler. Dediler ki neden bize müsaade etmedi? Biz de onun hakkından gelirdik, biz de bu az bir adam değiliz dediler. Neden müsaade etmedin onu dövmeye, onu sarkalamaya neden müsaade etmedin? Ebu Cehil gayet tedbirli ve ihtiyatlı. Dedi ki arkadaşlar siz anlamıyor musunuz? İslamiyet günden güne kuvvetleniyor. Günden güne gelişip büyüyor. Aman dikkat edin. Bu muazzam Hamza, bu pehlivan, bu kahraman adam geldi bize hakaret etti tamam etsin. Başımızı yardı yarsın. Tek Müslüman olmasın. Müslümanlar kuvvetlenmesin de bizim başımız parçalansın diyordu. Tek Müslümanlar kuvvetlenmesin, tek Müslümanlar soğanmasın, Müslümanlar yayılmasın, duyulmasın da bize hakaret yapılsın diyordu. Ebu Cehil'in mantığı buydu. Efendiler, efendiler, Allah aşkına kendimize gelelim. O kafirin mantığı tek taraftan bizde olması lazım. Tek Müslümanlar kuvvetlensin, Müslümanlar birleşsin, Müslümanlar gelişsin, Müslüman saflar çoğalsın diye esas başımızın parçalanmasına bizim razı olmamız lazım. Ama nerede bizde bu hareket? Nerede bizde bu şuur? Devamlı söylediğim gibi Allah davasına, İslam davasına geldiği zaman dışarıda açıktan açığa Allah'a, onun kitaplarına, onun meleklerine, onun peygamberlerine arız dolusu küfreden hain bir serhoş, melun bir insana karşı Müslümanlar Allah belasını versin, Allah'ından bulsun, Allah'ından bulsun diyerek onu çekip ıslah edecek yerine kendi eline kapanıyor Müslümanlar. Allah'ından bulsun diyor. Allah belasını versin diyor.
Peki onun, Allah onun belasını vermeseydi zaten kafir olmazdı. Allah onun belasını vermeseydi o felakete düşmezdi. E senin vazifen ne Müslüman? Te'mirûne bil maruf ve tenhevne anil günler nerede kaldı? Senin vazifen ne? Senin hikmeti vücudun ne? Senin varoluşunun sebebi ne? Müslüman Allah yolunda her çareye başvurup İslam'ın saplarını genişletmesi lazım. Bir de Evliyaullah'tan birisinin halini haber vereyim, misal olsun diye. Allah belasını versin deyip geçip gidiyoruz. Ve vazifemizi yapıp yapmadığımızı kontrol etmiyoruz evvela. Biz Müslüman olarak hangi vazifeyle meşgulüz? Neyi yapıyoruz, neyi yapmıyoruz bunu araştırmak zorundayız. Müslümanlığımızın keyfiyetini ve kemniyetini tartmak zorundayız. Anadolu evliyasından İbrahim İbni Edhem Kaddesallahu Sırrahul Aziz büyük evliya, mübarek evliya İbrahim Esen diyoruz. Bu zat-ı mualla bir gün yatsı namazını camide cemaatle kıldıktan sonra camiden çıkıyor, ağır ağır evine doğru yürümeye devam ediyordu. Gece dar sokaklardan geçerek evine gidiyordu İbrahim Efem. Biraz ilerledikten sonra yolun ortasında perişan bir manzara gördü. Yolun ortasında bir karaltı, gölgeli bir manzara yaklaştı, baktı ki bir insan içki içmiş, sarhoş olmuş ve af buyurun üstüne başına göğsüne istifra etmiş, kusmuş, pis nipis, perişan mı perişan, yolun ortasına düşmüş, sızmış, öylece kalmış. Tam yanına geldi, mübarek evliya tam yanına geldi, onun o hali perişanına baktı, baktı. Ve içinden dedi ki ya Rabbi sen bunu insan olarak yaratmışsın ama bu eser-i safiliğine itilmiş, iradesini ve aklını senin yolunda kullanmamış, böyle perişan olmuş. Ama istersen bunu ıslah edebilir, bunu insan-ı kamiller arasına katabilirsin ya Rabbi dedi. Allah selamı versin. Şudur budur demedi, onun yanına yaklaştı, içinden Allah'a niyaz etti ve cebinden tertemiz mendilini çıkardı, abdest alıp da yüzünü gözünü sildiği mendilini çıkardı, o sarhoş adamın ağzını burnunu üstünü başını sildi, içinden ya Rabbi bu adamı ıslah eyle dua etti ve o sarhoşu sırtına aldığı gibi sora sora gecenin yarısına kadar gidip o adamı evine teslim etti. Evliyaullah bunlar efendim, İhsan bu. Ve sonra evine döndü, yattı, sabah ezanıyla beraber yine camiye geldi. Camiye geldi, orada namazını kıldı, namazdan sonra birinci saftan hemen arkada ikinci safa şöyle bir nazar etti, akşamleyin ağzını yüzünü sildiği yolun ortasına düşüp kalmış olan o sarhoş ikinci safta namaz kılıyor. İkinci safta namaz kılıyor. Meraktan dondu kaldı, hayretten sustu kaldı ve kimseye bir şey demeden evine döndü ve namazdan sonra bir miktar evinde uyudu İbrahim Efem. Uyku esnasında kendisine ilham ile bildirildi. Ey kulumuz İbrahim, sen bizim merhametimizi tasdik ettin. Allah belasını versin deyip geçmedin. Onun kurtuluşu için benim kudretime ve rahmetime müracaat ettin. Ve ben de rahmetini seferber ederek sen onun yüzünü, gözünü, göğsünü sildin. Ben de kalbimdeki günahları silerek onu insan-ı kamile hatırlattım. Onu insan-ı kamiller arasına kattı buyurdu. Müslüman senin vazifen bu. Senin vazifen bu. Allah'ın kullarını Müslüman yapması bizim bütün davamız.
yoksa lanet okumaz, onlara sataşmaz, onlara daima küfür ve terbiyeni uzatmak değil, Allah'ın rahmetini, İslam'ın davetini götürmekle mükellefiyiz. Bu metotları terk etmişiz. İnsanların ıslah olması için çalışmak yerine insanların imhar olmasına çalışmak gibi ters bir yola girmişiz. Onun için te'mirûne bil maruf ayet-i ilahiyyesinde özetlenen davayı temsil etmek lazım. Hazreti Hamza pür hiddet çıktı demiştim ya ve Ebu Cehil'in kafasını görüyorsunuz. Bütün derdi davası İslam'ın yayılmasına mani olmak. Bütün gayreti, gayesi Müslümanların kuvvetlenmesine engel olmak. İşte onun için diyorum ki, bugün de İslam'ın yayılmasına engel olanlar, Müslümanların birleşmesine, anlaşmasına mani olanlar, hangi sınıftan olursa olsun, hangi zümreden, kılığı, kıyafeti, kafası ne olursa olsun, değil mi ki İslam'ın yayılmasına mani oluyor, değil mi ki Müslümanların birleşmesine mani oluyor, işte onlar Ebu Cehillerin ta kendilerini. Dikkat etmek zorundayız. İslam'ın yayılmasına bütün gücümüzü teslim etmeliyiz. Ve ümmet-i Muhammed oluşumuzun sebebinin bu olduğunu mutlaka tespit etmeliyiz. Böylece Hazreti Hamza radıyallahu teala yine evine gitmeden Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin hücre-i saadetine geldi. İçeriye girdi. Öz amcası, büyük amcası. İçeriye girdi, ne görsün? Resulullah bir köşeye düzülmüş, kapanmış, öyle ağlıyor, öyle ağlıyor ki, ya Rabbi sen beni İslam davasında muvaffak eyle diye gözünden mübarek yaşlar akıdı Resulullah. İçeriye Hazreti Hamza'nın girişini hiç fark etmedi. Eliyle omuzuna, mübarek omuzuna vurmak suretiyle yeğenim Muhammed'im bak ben geldim, duymadın mı, işitmedin mi diyordu. Resul-i Zişan öyle kendisini teslim etmiş Rabbuna, öyle huzuruna girmiş, öyle mukaddes duygular içinde bulunuyor ki amcasının gelişinin farkına varmadı. Nihayet döndü baktı, buyurun ya anne, hoş geldiniz, buyurun dediği zaman yeğenin Muhammed'in sana hakaret eden Ebu Cehil'i hatladın, onun cezasını verdin, kafasını parçaladın, şimdi memnun kaldın mı, benden razı oldun mu dedi. Resul-i Zişan hiç tereddüt göstermeden aynen şöyle anlattı ve buyurdular ki ammi ammi ey benim amcacığım, Ebu Cehil değil, bütün kainatı dünyayı teslim alıp bana versen, bütün dünyayı bana teslim etsen, Müslüman olmadıkça vallahi senden razı olmam diyor. Senden razı olmam. Çünkü Allah razı değil ki ben razı olayım diyordu. Müslüman olmadıkça razı olmam, hiç razı olmam diyordu. Sen bunu Müslüman olmak sıfatıyla yapacaktın. Resul-i Zişan'ın bu ciddiyetini, bu samimiyetini, bu vekarını, bu hakikatini gözleriyle gördükten sonra Hazreti Hamza daha fazla duramadı. Hep beraber eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasul diyerek derhal orada Müslüman oldu. Müslüman oldu. Seyyid-i Şüheda, bütün şehitlerin seyyidi ve efendisi makamına yükselen insan. Mümin, Müslüman ciddi ol. Mümin, kendi davandan samimi ol. Evvela kendi evinde, kendi apartman dairende, kendi çevrende İslami mücadeleyi başla. Kendi yuvanda Allah'ın dediği olsun. İslam'ı kendi evinde yaşamaya gayret et. Evvela kendi hanımın üzerinde, çocukların üzerinde ciddiyetle, titizlikle durmasını bil. Bakınız, Hazreti Kur'an
müminlere şöyle sesleniyor. وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَاَكُمُ الصَّلَاةً Ey müminler, evinizi, evlerinizi namazgah yapınız. Evlerinizde bütün aile sesleriyle kıbleyi bularak namaz kılınız, namazı eda ediniz diyor. Evlerinizi kabristana çevirmeyiniz, ibadetsiz, Kur'ansız bir evde katliyen oturmayınız. Evlerde İslam tutacak, evlerde İslam'ın mücadelesi verilecek. Efendim hocam, benim hanımım başımı örtmüyor, benim hanım namaz kılmıyor, ne yapacağım? Allah'ın tavsiye ettiği hususları tatbik edeceksin. Mücadeleyi gerek psikolojik, gerekse pedagojik yoldan tatbik edeceksin. Tatbik. Ne yapacaksın mesela? Şu ayet-i kerimeye göre, eğer senin hanımın veya mükellef olan kızın başını örtmüyorsa, baş açık bir şekilde çıplak olarak sokağa çıkıyorsa, onunla en güzel yoldan mücadele edeceksin. Mücadele terk etmeyeceksin. Ona muhabbet beslemeyeceksin. Onu bağrına basmayacaksın. Allah için o itaat edinceye kadar onunla mücadeleye devam edeceksin. Müslümanlığın icabı bu. Ne olacak? Bir kadın başını örtmüyor, sokağa çıplak çıkıyor, namaz kılmıyor, ne yapacaksın? فَعِزُوهُنَّ O kadına vaaz edeceksiniz, nasihat edeceksiniz, en güzel metotlarla anlatacaksınız, onu ikna ve irşad edeceksiniz, onun kalbine Allah korkusunu sokmaya çalışacaksınız. Siz vaaz etmek imkanına sahip değilseniz, onu işte şurada gördüğünüz gibi o kadını, ailenizi vaaz-ı nasihata getireceksiniz. Vaaza gitmelerine müsaade edeceksiniz. Gelecekler, iştirak edecekler, dinleyecekler, tedbirini alacaksınız. Onlara eğitim yoluyla, öğretim yoluyla, nasihat yoluyla itaata, namaz kılmaya alıştıracaksınız. Aslında işi baştan elde tutmak lazım. Hani bu daha sonraki bir hadise. Aslında işi daha evvelden ve baştan tutmak lazım. Mesela biliyorsunuz, İslamiyet'te bir Müslüman insan kızını gelin etmeden evvel kızını kime verecekse o kızını gelin edeceği adamın diyanetini, dinini, imanını, ahlakını, fazailini soracak ve namaz kılmayan bir insana katiyen Müslüman kızını vermeyecek. Baştan tutacak. Kitaplarımızda öyle geçer. Bir Müslüman anne veya baba kızını isteyen herhangi bir adama sormadan, soruşturmadan namazını, niyazını, imanını, dinini sormadan zengin bir apartmanı var, arabası var, şirketi var, fabrikası var diye o kızı namaz kılmayan dinden, imandan uzak adama verirse, onların kurduğu yuvada namaz kılmadıkları müddetçe, Allah'a isyan ettikleri müddetçe hasıl olan günahların bir misli de o kızı o deli namaza gelin olarak veren anaya babaya ait olacaktır. İşi baştan tutacaktır. İslami mücadeleyi, İslam şuurunu temelden tutacaktır. Bırakmayacaksın, peşini bırakmayacaksın, tedbir alacaksın. Yoksa sonra başa çıkamazsın tabii. فَعِزُوهُنَّ Onlara en güzel metotlarla vaaz ediniz, vaaza getiriniz, onlara anlatmaya çalışınız, ikna ve onlara izah ediniz. Tamam. Eğer itaat etmezlerse ne olacak? Eğer itaat etmezlerse ne olacak? İkinci bir metot var. İkinci bir çare var. Ne diyor Rabbil Alemin? وَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَبَاجِعِ O kadınları yataklarında yalnız bırakın. Eğer sizin hanımınız başını örtmüyor, itaat etmiyorsa, namaz kılmıyor, isyan ediyorsa,
namaza başlayıncaya kadar, tesettürün altına girinceye kadar o hanımınızla aynı yatakta sarılıp yatamazsınız. Sarılıp yatamazsınız, darılıp yatacaksınız ve yatağını mutlaka ayıracaksınız. Namaza başlayıncaya kadar, Allah'a itaat edinceye kadar o kadınla beynamaz olan o asiye, o mücrime kadınla beraber yatan erkek Allah'ın razı ettiği bir erkek olacaktır. İslam mücadelesi böyle devam edecek. Evvela evinde bunu başaracak. Sen bunların hiçbirisini tatbik etmiyorsun. Benim hanım namaz kılmıyor diyorsun. Kılmaz tabi. Ayır bakalım yatağını. Şöyle bir kestede yalnız başına kalsın. Ha anlayacaktır ki kocam benden ayrılmaya başladı. Eyvah tehlikenin çanları çalıyor. Demek ki benim kocam ciddiymiş. Benim nikahım ciddiymiş. Meseleyi ciddi olarak ele aldı. Öyleyse namaza başlayayım diye gelip kendisi teslim olacak. Allah'ın tedbirini tatbik etmiyorsun ki. İslam'ın mücadeleyi başlatmamışsın ki. Dava buradan devam ediyor. وَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَدَاجِعِ Yataklarda o kadınları yalnız bırakınız. Beraber yatmayınız. Beraber yatmayınız. Ta ki pedagojik ve psikolojik neticeler zuhur etsin. Ha benden soğuyor, benden kaçıyor, benden uzaklaşıyor. Öyleyse beni boşayabilir, beni terk edebilir, benden bir başkasıyla evlenebilir diye korksun, dehşete düşsün de Allah'a gelip teslim olsun. Sen sebep olacaksın. Mücadeleyi sen sebep olacaksın. Eğer burada da bir sonuç elde edememişsen, وَضْرِبُوهُنَّ Onları ezmeden, kırık dökmeden, perişan etmeden, vücutlarında en ufak bir iz bırakmadan, sırf gururlarını ve isyanlarını, kibirlerini kırmak için onları hafifçe dövünüzdür Hazreti Kur'an. Onları ezmek için, kırmak için, perişan etmek için değil, sadece gururunu kırmak için. Dikkat edin, psikolojik bir şeydir bu. Okşadığınız, sevdiğiniz bir kimseyi hafifçe döverseniz eyvahdır. Demek ki benden soğumaya, benden kaçmaya ve beni incitmeye başladı. Öyleyse durum tehlikelidir desin de ıslah olsun, Allah'ın diline gelsin. Dava burada. Bunların hangisini tatbik ediyorsun kardeşim? Sen İslami mücadeleyi başlatmamışsın ki daha. Sen nasıl şefaat-ı Muhammed'i umuyorsun? Sen nasıl ümmet-i Muhammed olacaksın? Sen neyinle onun huzuruna gideceksin? Ve hangi çareyle, hangi çevreyle, hangi sermayeyle gideceksin? Eğer bu metotlarla İslami mücadele başlatılsaydı, şimdi namaz kılmayan evler kalmayacaktı. Eğer bu metotlarla te'mirûne bil marufun muhatabı hakikisi olsaydı, netice çok daha olumlu ve verimli olacaktı. Kardeşlerim, mutlaka kendi idaremiz altında bulunan insanlarla İslam'ı onlara anlatmak, yaşatmak ve evde canlı bir İslam hayatı ortaya koymak için varımızı, yoğumuzu tamamen ortaya koyacağız. Evvela buradan başlamak. Şimdi şunu yapın, bunu yapın, sokağa dökülün, şöyle olsun, böyle olsun demiyoruz. Olmaz zaten. Evvela kendi çapında, kendi yuvanda, kendi yavruların arasında, kendi nikahının altında bulunanda tatbik etmeye başlayacaksın. Ve mutlaka Kur'an'ı okumasını bilen ve evde Kur'an'ı okumak suretiyle o evde Kur'an sadasını, Kur'an'ın bütün letaifini ortaya koyan birisini yetiştireceksin. Çare bu. Bunun çilesine katlanacaksın. Hocam beni döverler, bana söylerler, ben sopa yerim falan olur filan olur. Olacak tabi. Cenab-ı Hak bunu bildiği için şöyle buyuruyor. وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَغِي عَلَيْهَا Ey mümin, hanımına ve çocuklarına namaz kılmakla emredin, onları namaza alıştırın, onların namaz kılmasını temin edin, bu hususta mücadele verin.
Sonra herhangi bir meşakkat olacak tabii, çilesi var bu işin, sıkıntısı var, zahmeti var, mihneti var, minneti var. Vastabir aleyha, bu işin sonunda zuhur edecek musibetlere sabredin diyor Allah-u Teala. Elbet çilesi var bu işin, kolay olmaz tabii. İslami mücadeleyi devam ettireceksin. Ve ümmet-i Muhammed olmak sıfatını ihraz edeceksin her şeyden evvel. Efendiler, bu noktada gördüğünüz şu, öyle bir perişanlık var ki, nice Müslüman bildiğimiz kimselerin, amirlerin, memurların, hanımlarının tırnaklarında oje, dudaklarında ruj, her çeşit boyalar ve cilalar durmadan kullanılmaya devam ediyor. Bunun mahzuru nedir? Bu boyaların ve cilaların manası, hakikati nedir diye bu noktada bile en ufak bir mücadeleye girmiş değildir. Bu neye mani olur? Bunun mahzuru nedir? Bu ne biçim bir netice verir diye bunu bile bir araştırmaya tabi tutup akrabamızı, etrafımızı, muhitimizi, mahallemizi bu hususta bile uyandırmış değiliz. Ara birbirine devam edip gidiyor. Bakınız, öyle bir maddi masraflar yapılıyor ki, gazeteden kesip aldığım bir dokümanı, bir malumatı arz edeyim. Manevi sefalet zaten perişan, rezalet. Bir de maddi felakete bakınız. Bir zat 1974 yılında yalnız İstanbul'da, yalnız İstanbul'da, nihayet İstanbul'da tabii Müslümanlar çoğunlukta, Müslüman dediğimiz kimseler çoğunlukta, ekseriyette. İstanbul'da bir senede, 74 yılında, 78 değil, 74 yılında 80 milyon liralık oje kullanılmış. Yani tırnak boyasına 80 milyon lira para yatırılmış bir senede İstanbul'da. Dudak boyası olan ruja da 50 milyon lira para yatırılmış memlekette. Ve bu sadece bir özenti için, artistlere benzeyeceğim diye, şampözlere, dansözlere benzeyeceğim diye, İngiliz'e, İtalyan'a benzeyeceğim diye bu kadar çilelere, masraflara katlanılmış. Ama Allah'ın yoluna, Allah'ın Habibine ve cennete nail olmak için hiçbir çileye kimse katlanmamış. Nerede İslami mücadele? Nerede İslami uyanıklık ve şuur? Evvela bunu ortaya koymak lazımdır diyoruz. Ve o zaman bu şuuru, bu iradeyi gösterdiğimiz zaman göreceksiniz ki Cenab-ı Hak mutlaka elimizden tutacak, hiç bulmadığımız yerden bir tecelli meydana gelecek. Bir hadiseyi daha anlatıp dersi toparlamaya çalışayım. Zaman zaman misal olsun diye söylüyorum. Yeryüzünün en büyük kafirlerinden birisi de Hazreti Kur'an'ın çok şiddetle bahsettiği Firavun var hani. Firavun, Hazreti Musa ile mücadele etmiş olan ve sonunda nübüvvetin galip geldiği ve mahvettiği Firavun, o Kur'an'da hakkında çok zalim, çok gaddar ve çok kafir, çok mel'un olarak anlatılan o müthiş kafir Firavun. Kısaca hadiseyi etraflıca anlatmayayım, onu başka bir zamana bırakayım. Bu Firavun'un sarayında bir hizmetçi kadın vardı. Hazreti Musa'ya gizlice iman etmişti. Meşhur bir hadise. Gizlice iman etmişti. Günün birinde gayri ihtiyari Allah'a olan imanını açığa vurunca, ortaya koyunca Ebu Cehil bu kadının kocasını parçalattı, çocuklarını parçalattı ve en sonunda bu kadına akla hayale gelmeyen işkenceler terfiz etti. Malum bir hadise. Bir çölün ortasında, güneşin korkunç harareti altında bu kadını çarmıha gelmek suretiyle, iki avucundan çiviyle, göğsünden de uzun bir çiviyle, bir ağaca çakmak suretiyle,
ortada bütün insanlara ibret diye gösterdi. Levha-i ibret. Bu kadıncağızın 6 aylık yavrusu vardı. 6 aylık süt yavrusu vardı. Nihayet durmadan bu kadını zorluyorlardı. Durmadan üzerine kullanıyorlardı. Ey kadın, benim Allah'ım Firavundur dede kurtul diyorlardı. Allah Firavundur. Ene Rabbukumul A'la. Ben sizin en büyük Allah'ınızım diyordu ya. Sen de böyle söyle de kurtul diyorlardı bu kadına. Ama kadının imanı öyle iman etmişti ki bunun dışına çıkamıyordu katiyen. Her işkence razı oluyordu. Her mihnete, felakete katlanmıştı. O çiviyle çakıldığı ağaçta günlerce susuz bırakmışlardı. Günlerce uykusuz bırakmışlardı. Günlerce perişan etmişlerdi. Ve bir deri, bir kemik kalmıştı. Sadece solunu çıkıyordu o kadar. Son dakikalarını yaşıyordu. Nihayet imanından dönmesini isteyenler Ebu Cehil ve adamları baktılar ki kadın bir türlü dönmüyor. 6 aylık yavrusunu getirdiler. O ağacın yanına, yakınına getirdiler. O yavru günlerdir annesinden uzak kalmanın heyecanı içinde bir deri bir kemik kalmış olan annesinin göğsüne atılırcasına koşuyordu. Ve onun üzerine koşuyordu. Zavallı kadın o haliyle bile bakmış, yavrusunu tanımıştı. Ama bağrına basmasına imkan kalmamıştı. Elleriyle çiğnenmişti. Göz ucuyla yavrusuna baktı, baktı. Tamamen perişan bir hareket. Onu bağrına basamıyordu. Onu göğsüne basamıyordu. Ona emzireceği sütler çekilmişti. Sihleti paramparça olmuştu. Allah yolunda, iman yolunda nefesinden başka bir şey kalmamıştı. Yavrusuna garip garip baktı. Kuzusuna, yavrucuğuna hazin hazin baktıktan sonra yaklaştılar. Dediler ki ey kadın, Allah'ı inkar etmezsen bu çocuğu da gözünün ve göğsünün üstünde keseceğiz diyorlardı. Testereyle keseceğiz diyorlardı. Kadın sebat etti. Ve gözlerinden akacak yaş bile kalmamıştı. Kupkuru bir hal almıştı. Durdu, durakladı. Göz kınarlarında, gözünde bir rutubet bile kalmamış, cam gibi donmuş kalmıştı kadın. Ve yavrusuna bir müddet baktıktan sonra, bari nefsim tükendi, çocuklarım gitti, ailem kayboldu, kocam mahvoldu, ben de gidiyorum, şu yavrum yaşasın diyordu. Onu öldürmesinler diyordu, onu parçalamasınlar diyordu. Bari içinden olmasa da dışından Rabbim Firavundur, Allah'ım Firavundur diyeyim de şu yavrumu kurtarayım diye içinden bir his beslemeye başladı. İçinden bir garip duygu esmeye başladı. Tam bu esnada analık şefkati galip gelmiş, analık merhameti, analık muhabbeti galip gelmiş. Bu galibiyetin altında neredeyse dilinin ucuyla Rabbim Firavundur diyeceği noktada Allah'ın imdadı bütün dehşetiyle yetişti. İlahi imdat geldi. Yeter ki Müslüman sen sebat edesin. Yeter ki imanını muhafaza edesin. Yeter ki aynı imanı elinde ve ailenle yaşayasın. Allah'ın imdadı, Allah'ın kudreti ve inayeti mutlaka gelecektir. Tam o esnada o kararı vermek üzereyken kucağına yaklaştırdıkları 6 aylık yavru keramet-i ilahiyye olarak birdenbire lisana geldi. Anneciğim, her şeyini feda ettin, beni de feda et, iman feda et. Beni de feda et, imanımı feda et diyordu. Her şeyini verdin, her şeyini terk ettin, her şeyini tükettin, beni de feda et, imanını feda et diyordu. Ve işin dehşeti karşısında her türlü hususun gittiği bir noktada Ebu Cehil ve Firavun ve adamları bu dehşet karşısında kalarak
kadını da, çocuğu da etlerinle parçalayarak paramparça ettiler yine. Ama iman sönmedi. Ey Müslüman, Allah aşkına her şeyini feda et, imanını feda etme diyorum. Dünyana feda etme, eşyaya feda etme, sokaklara iffetini feda etme, artistlere, çalgıcılara, tiyatroculara iffet donanımını feda et diyorum. Sıkı dur, İslami mücadeleye katıl. Ve ümidini kesme, anarşizmin hududu Allah'ın izniyle İslam'ın hududunda bitecektir inşallah. Türkiye katiyen Allah'a bütünümüzle bağlılığımızı devam ettirdiğimiz müddetçe bu Müslüman memleket komünist olmayacak, yeniden İslam'a da inşallah. Ve ümidinizi kesmeyin, şuurunuzu bozmayın, gayretinizi azaltmayın, var gücünüzü İslam'a verin, zafer mutlaka müminlerin olacak inşallah. Kardeşlerim, hadiselerin seyri ne olursa olsun, Müslüman İslam'ı yayacak. En hayırlı ümmet oluşunun sırrı ve sebebi bu, bunu durmadan takip edecek. Gayeyi anlattım, misallerle anlattım, meseleyi toparladım. İnşallah bu mevzu anlaşıldı ve anlatıldı. Bundan sonraki dersimizde daha fevkalade mühim olan mevzularla buradan sizlere hitap etmeye inşallah devam edeceğiz. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi eksik bıraktığımız hususları lütfunla ikmal eyle. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'i her türlü felaketten, sefaletten, hasetten, fesattan, şehvetten, şeytandan, her türlü içimizdeki ve dışımızdaki düşmandan ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle ya Rabbi. Alemi İslam'ın ittifakına mani olan, müminlerin ittihadına mani olan bir cümle şer teşkilatları kahrufa işare eyle ya Rabbi. İlahi milletimizi, memleketimizi İslam'dan, İslam yolundan başka bir yola çekenlere fırsat ve imkan verme ya Rabbi. Nefislerimizi ve nesillerimizi ıslah eyle ya Rabbi. İslam'ın saflarını genişlet ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'e rus'at ve rahmet eyle ya Rabbi. İnayet ve nusret eyle ya Rabbi. İlahi uzaktan yakından, ta Gebzelerden, Adapazarından, Düzce'den, her türlü uzak mesafelerden, ailesiyle ve çocuklarıyla şu mukaddes camiye vaaz-ı nasihat dinlemeye gelen kadın erkek bütün mümin kardeşlerimi şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi. Ne muratları varsa onları hasıl eyle ya Rabbi. İlahi buralara kadar gelemeyen ümmet-i Muhammed'in hastalarına şifa, eski olanlarına deva, hoşlu olanlarına edalar nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi ve ya Rabbel Alemin, el açıp amin diyen kardeşlerimi cennetinle ve cemalinle tavuk eyle ya Rabbi. Şu mukaddes camiden boş çıkarma ya Rabbi. Şurada bizi samimi olarak bir araya getirdin. Mahşer günü de civar-ı Mustafa'da bizi sen eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. لله تعالى الفاتحة